Merhaba, iyi günler. Medyascope Ankara bürosundan ilk kez bir yayın yapıyorum. Yaklaşık beş yıl oldu. Ankara'dan yayın yaptık çok ama ilk defa kendi büromuzda ki yakın bir zaman önce açtık. Bir canlı yayını yapıyorum. Bunu da bir e, e, mutluluk olarak sizle paylaşmak istiyorum. Evet, Ankara'ya niye geldim? Malum e, Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi... Dün İçişleri Bakanlığı'na verilmişti, resmen kurulmuştu, başvurusu yapılmıştı. Bugün bunun tanıtımı oldu. Ankara'da Bilkent Oteli'nde, e, balo salonunda e, 154 kurucu, birkaç eksik dışında bütün kurucular oradaydı. Kurucuların ailelerinden insanlar vardı ve onun dışında da tabii ki partiye kurucu olmamakla beraber e, partiye e, gönül verenler, bu harekete diyelim çünkü parti daha bir günlük e, böyle bir e, toplantı oldu. Ahmet Davutoğlu'nun konuşması ve e, tek tek adayla şeyleri kurucuların tanıtılmasıyla yapılan yaklaşık iki saat süren bir toplantıydı. Buradan bir takım izlenimler anlatmak istiyorum. Benzer faaliyetleri gazetecilik hayatımda çok izledim. Parti kuruluşları, parti kongreleri gibi ve... E, 18 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi de Bilkent otelde e, tanıtımını yapmıştı kuruluşunu. E, bu bir bilerek yapılmış bir şey olduğu kanısındayım Davutoğlu ve ekibi tarafından. Ya da rastlantıysa da çok ilginç bir rastlantıymış. 18 yıl sonra e, aynı yerde, daha doğrusu aynı salonda değil çünkü önceki AKP'liki konferans salonundaydı. Bu balo salonunda ama aynı otelde e, yapılan iki parti, kurulan iki parti ve ikinci parti tabii ki 18 yıl önce kurulan partinin partiden kopan bir parti. Gelecek Partisi. Orada çok kişi, partili kişiler, kurucular ve sempatizanlar diyelim <laughs> ve tabii ki gazeteciler de hep birbirine ee, nasıl buldunuz diye sordu. Bana da çok kişi bunu sordu. Ee, nasıl buldunuz? Ee, bu sorunun cevabı zor ama şöyle de basit bir cevabı var. Ahmet Davutoğlu'nun da konuşmasının başlarında söylediği gibi bir korku atmosferinde bu partinin bu kadar insanla kurulabilmiş olması bile başlı başına çok önemli bir olay. Davutoğlu gibi bir ismin AKP'den kopmuş olması, Erdoğan'dan kopmuş olması ve yanına değişik kademelerde görev yapmış Adalet ve Kalkınma Partisi parti teşkilatında ya da hükümette ya da parlamentte grubunda ya da bürokraside görev yapmış kişilerin bir kısmını da yanına çekerek yepyeni bir partiyle ortaya çıkması. Gerçekten başlı başına önemli bir olay. Bir dönüm noktası. Tabii ki öncelikle bunu yapanlar için dönüm noktası. Ama Türkiye için de çok anlamı olacağı kanısındayım. E, yüzde kaç ay olur, nasıl alır, e, ne olur, ne biter? Bütün bunları tartışmak için çok erken. Ama e, ilk gireceği seçimde göstereceği başarı ya da başarısızlığı bir kenara bırakalım. Bu parti kurularak başlı başına bir başarıyla başladı. Erdoğan'ın tek adam yönetimine, otoriter yönetimine ve özel olarak kendilerine çıkartılan onca engele rağmen bu parti kuruldu. Bu partinin kurulabilmiş olması bir Davutoğlu başta olmak üzere onu kuranların bir başarısı. Aynı zamanda Erdoğan'ın başarısızlığı ve diğer bir yandan da Türkiye'de hala eee demokrasinin imkanlarını tam olarak tüketilmediğini bize göstermesi anlamından da önemli. Ee, çok kişi Davutoğlu'nun konuşmasını bildiğim kadarıyla hemen hemen hiçbir yer vermemiş. Bir iki kanal kısmen vermiş olabilir. Belki tamamını vermiş. Biz orada olduğumuz için bilmiyoruz. Ee, olabilir ama vermediklerini büyük bir kısmının vermediğini biliyoruz. Ama yine de insanlar sosyal medyadan Davutoğlu'nun ne dediğini biliyor. Başlıklar ortada, benim de aldığım notlar ortada. Bir demokrasi savunuculuğu, çoğunlukçunun karşısına çoğulcu demokrasiyi çıkartıyor. Atatürk'e birkaç kere referans verdi olumlu anlamda. Layıklığı savundu. Dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şeffaflık dedi. Başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin e, demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi. Parlamenter sisteme ama tabii özgürlükçü bir şekilde dönülmesi gerektiğini söyledi. söyledi Birçok şey söyledi. Bunların hemen hemen hepsi de bugün ülkenin şu anda yaşadığı, e, ülkenin durumunun hiç de iyi olmadığını, Türkiye'nin çok sayıda sorunla e, boğuştuğunu, ve bunların aşılması için Gelecek Partisi olarak bunları çözmeye talip olduklarını söyledi. Ama tabii söylemediği yine bir husus var. Başından itibaren gerek Davutoğlu gerek Babacan için söylediğim, tekrarladığım bir husus yine bunların sorumlusunun kim olduğunu söylemedi. Yani Türkiye'de demokrasi geriye gidiyor. Hak ve özgürlükler geriye gidiyor. İlaller var kuvvetler ayrılığı meselesi özellikle vurguladı. Ciddi bir şekilde sorunda olmadığını söylüyor aslında. Hukuk devletinden uzaklaşıldığını söylüyor. Basın özgürlüğü olmadığını söylüyor, söylüyor. Her şeyi söylüyor. Peki bunlar nasıl oluyor? Durup dururken olmuyor. Yani Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir özne var ve bu özne ben artık kendimi biraz askıya alayım demiyor. Türkiye'de basın özgürlüğü ilk kötü olan bir basın özgürlüğünü ülkeyi yönetenler başta Erdoğan olmak üzere ilal ediyorlar. Bunları kendi çıkarları için, kendi çıkarlarını korumak için bastırıyorlar. Ee, i̇nsanların e, cezaevlerinin atılmasına, e, yayın organlarının kapanmasına vesaireye kadar gidiyor. Ya da kuvvetler ayrılığı üç tane kuvvet var yasama, yargı, yürütme ve onlar hadi gelin birleşelim aramızda ayrılık olmasın demiyor. Böyle bir şey yok birisi geliyor ki o birisi Recep Tayyip Erdoğan bu ayrılık Türkiye'nin işine yaramaz deyip hepsini birleştirip hepsini tek başına kendi kontrolünü almak istiyor ve bunu yapıyor. Ve Davutoğlu da bundan şikayetçi ama Davutoğlu şikayet ettiği kişinin kim olduğunu yine bugün telaffuz etmedi. Belki bir gün edecektir. Adım adım edecektir. Ama bu anlamda bir inandırıcılık sorunu hala var. Söylediği hususların büyük bir çoğunluğunda, hepsinde hatta, şikayet ettiği konuların hemen hemen hepsinde kendisinin ve partiliği de kendisiyle beraber hareket edenlerin daha doğrusu AKP'den gelip Gelecek Partisi'ne katılanların hepsinin kısmi de olsa, değişik düzeylerde de olsa sorumlulukları var. Bunlar tek başına yani Türkiye'deki hukuk devletinden uzaklaşma, demokrasiden temel hak ve özgürlüklerden uzaklaşma, Ahmet Davutoğlu pelikancılar tarafından tasfiye ettirildikten sonra başlamadı. Onun öncesinde de vardı. Türkiye'nin birçok sorunu, mesela değindi Kürt sorununu, yani onu tam konuşmasında böyle adını vererek değinmedi ama programda bahsedildiğini biliyoruz. Bunlara değindi ama Kürt sorunu ile ilgili en sert, en Olumsuz görüntüler Davutoğlu'nun başbakanlığının özellikle son dönemlerinde de yaşandı gibi bunların hepsi çoğaltılabilir. Yani bu e, bunun miladı Türkiye'de işlerin geriye sarmasının, demokrasi hukuk devleti vesaire anlamda geriye sarmasının miladı Davutoğlu'nun tasfiyesi değil. Bunun çok daha öndeden başlayan bir miladı var. tabi bunlar yavaş yavaş söylenecektir belki ama şunu biliyorum orada konuştuğumuz tartıştığımız çok sayıda e, kurucuyla ya da sempatizanla e, tartışma imkanı oldu konuşma imkanı oldu onlar da bu durumun farkındalar e, inandırıcılık meselesinin olduğunu farkındalar Bu arada şunu özellikle vurgulamak istiyorum e, Davutoğlu ve ekibi diyelim ya da gelecek Partisi insanları haklı olarak e, en çok basın konusundaki ambargodan şikayetçiler. Hatta bir tanesi Karadenizli'ydi. Şivesinden de anlaşılıyordu. Sordum. Ofluymuş. Bana şunu söyledi. Kendisi geldi beni buldu. Ruşen Bey dedi. Aydın Doğanlı günleri özlüyoruz. Neden bunu söylüyor? Bu hareket yıllarca Doğan grubu vesaire diye diye ...yükselmiş, onlarla kavga ederek gelmiş bir hareket. Ve o hareketin bir grup insanı şimdi yollarını biraz ayırdıktan sonra sanki yokmuş gibi davranılıyor. Dün partinin kuruluşu verildiği zaman, İşleri Bakanlığı'na başvuru yapıldığı zaman baktım. Türkiye'nin önde gelen, önde geleni tırnak içine almak lazım tabii ama... İlk akla gelen geçmişlerinden dolayı haber kanallarının ve gazetelerin internet sitelerinde bu haber çoğunda yoktu. Olanlarda da genellikle çok kısaydı. Yok saydılar, yok göstermemeye çalıştılar. Bir parti kuruluyor eninde sonunda Türkiye'nin sondan ikinci başbakanı diyelim tarafından kuruluyor. Yıllarca Türkiye'nin dış politikasına damga basmış e, birisi parti kuruyor ve AK Partiden çok sayıda da ismi yanına çekmiş durumda bunun haber değeri başlı başına var ama bunlar görmezden geliniyor ve orada da şunu görüyorsunuz ki onu gördüm e, bugün Ankara'da bunu gördüm e, Davutoğlu ekibinin içinde çok sayıda e, sosyal medyadan haberleri alan ve yani övülmek gibi olmasın ama medyaskoptan alan çok sayıda insan gördüm. Onlar mesela ben dün yayın yaptığımda bugün Ankara'da olacağımı söylediğimde e, onu dinleyip e, gelecekmiş bir şekilde gör, e, sizi görmek istedim diyen e, abartmıyorum en az beş kişiyle karşılaştım. Yani bizim yayınlarımızı izleyen. Bu da şöyle bir husus tabii <laughs> biraz sert olabilir ama bize bile muhtaç kalmış durumdalar. Bize bile derken aslında gerçek gazeteciliği, gerçek gazetecilik bu mecralardan yapılıyor. Ama iktidarın içerisinde, iktidarın sahibi oldukları zaman önemsemedikleri kişilerin ve kurumların şimdi ne kadar önemli olduklarının farkına varıyorlar. Ve burada tabii bir diğer ilginç husus son dönemde çok yaşanan bir olayı burada bir kez daha görme imkanı na sahip oldum. Davutoğlu mesela salona giriyor, önde oturuyor, ailesi yanında fotoğraf görüntü alınıyor. Görüntü alanların yarıdan fazlası cep telefonu ya da tablet. Yani o eski bildiğimiz kameralar ya da eski bildiğimiz profesyonel fotoğraf makineleri değil. İnsanlar cep telefonlarıyla ve tabletlerle çekiyorlar ve bunu tabii ki bir kısmı e, sıradan vatandaş yani gazeteci olmayan kişiler, partililer hatıra fotoğrafı çekmek istiyor ama önemli bir kısmı da gazeteci. Artık gazetecilik cep telefonuyla, tabletle yapılıyor. Büyük ölçüde. Bunu orada da görüyoruz ve hatta eski kameramanların buna çok e, bundan çok rahatsız olduğunu da duyuyordum, görüyordum. Bir kez daha e, gördüm. Davutoğlu'nun partisinin ve yarın öbür gün kurulacak olan Babacan'ın partisinin ve diğerlerinin Türkiye'de iktidara rağmen siyaset yapmak isteyenlerin ana mecranın da sosyal medya, sosyal medya üzerinden bağımsız, özgür gazetecilik yapmak isteyenler olduğunu da bir kere daha burada e, görmüş oldum. Bu da ama e, şunu söyleyelim, bunun iki yönü var. Bir zaten medya buraya doğru gidiyor bir bu yönü var. Ama bir diğer yönü de tabii ki önemli bir husus. Türkiye'de konvansiyonel medyanın, geleneksel medyanın, devletin neredeyse tamamının, hepsi olmasa bile önemli bir bölümünün devletin daha doğrusu Erdoğan'ın sıkı kontrolüne girmiş olması ve bu sürecin olmasında, bu sürecin gerçekleşmesinde Davutoğlu ve şu anda beraber onunla parti kuranların payı da epey bir şekilde var. Ya doğrudan kendileri yapmamış olsa bile yetki sahibiyken bunların yaşanmasını engelleme konusunda da çok ciddi adımlar attıklarını sanmıyorum. Sanmıyorum değil, bilmiyorum. Olsaydı bilirdik. Böyle bir toplantıda normalde Ankara'nın gazetecilerinin vesairelerin, temsilcilerinin olması gerekirdi. Hemen hemen hiç kimse yoktu. İktidara yakın olarak bilinen yerlerden kimse yoktu herhalde korkmuşlardır. Bu arada görünmek istememişlerdir. Ama İstanbul'dan gelen birkaç gazeteci vardı. Karar gazetesinden ve bir takım bizim gibi iktidarın kontrolü içerisinde olmayan yerlerden. Ama Türkiye'de şunu bir kere daha görüyoruz ki, ki Davutoğlu da bunu konuşmasının başlarında söyledi. Özgür medya olmadan Türkiye'de demokratik siyasetin olma imkanı da yok partinin programı bayağı iddialı bir programı olduğunu biliyorum ama ona göz atma imkanı olmadı programı bu gece dönüyorum gece eve döndüğümde biraz üzerinde çalışıp yarın siyaseten ne söylediği üzerine de gelecek partisinin ayrı bir yayın Yapmayı düşünüyorum. Yarın öğleden sonra İstanbul'dan yapmayı düşünüyorum. Ama toparlayacak olursak kurulmuş olması bile başlı başına çok önemli bir olay olan bir parti söz konusu. Bu partinin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin değişik kademelerinde ya da onun iktidarı döneminde devletin değişik kademelerinde görev yapmış ve farklı farklı nedenlerden belki kopmuş. Ama Ahmet Davutoğlu'nun liderliği etrafında birleşmiş bir grubun kalabalık bir grubun ortaya çıktığını gördük. İlk aşamada, ilk aşamayı kazasız belasız atlatmışa benziyorlar. Bence büyük ölçüde dün de söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Partinin adı olsun, partinin amblemi olsun, birçok noktada başarılılar bence. Ama bu ne derece sürdürülebilir? Anadolu'da, tüm Türkiye'de örgütlenmeyi ne derece başarırlar, nasıl yaparlar? Bunların hepsi önümüzdeki süreçte belli olacak. Tabii Ali Babacan'ın genel başkanlığında kurulacak olan parti de e, çok önemli olacak. Onun nasıl bir parti olduğu, kimlerin içinde yer aldığı ve e, e, nasıl şekilleneceği, programının nasıl şekilleneceği, üslubunun ne olacağı gibi konuları da beklemek gerekecek sonuç olarak ama tabii ki Davutoğlu partiyi daha erken kurarak bir hamle üstünlüğünü elde etmiş oldu. Bir sonraki partiyi de yine herhalde Ankara'da kurarlar ve biz yine Ankara'ya onu izlemeye gelmiş oluruz. Bir sonraki partinin de kurulmasından sonra daha iyi bir kıyaslama imkanı olacak. Ama Davutoğlu'nun partisi, Babacan'ın partisi derken AKP'nin nasıl ciddi bir kriz içerisinde olduğunu insanlar daha iyi görüyorlar. Bu noktada son bir not düşmek isterim. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde iki yazı birden vardı. Bir Hande Fırat'ın bir de Abdülkadir Selvi'nin malum Özlem Akarsu Çelik'in ilk yazdığı bir grup AK Partili'nin ama biraz AK saçlılar denebilecek yaşça büyük bir grubun ki bunların büyük bir çoğunluğu Refah Partisi hatta Milli Selamet Partisi milli görüş kökenli olan isimler bunların Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Abdullah Gül'ü ziyaret ettikleri üzerine haberler çıkmıştı. Bu haberler yalanlamaya çalışanlar oldu ama sonra doğrulandı. Önemsizleştirilmek istendi. Bugün ilginç bir şekilde iki yazıyla birden bu olayın ne kadar önemli olduğu üzerine geniş kapsamlı yazılar çıktı. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir, Davutoğlu'nun partisinin ve diğer kurulacak partinin gerçekten Erdoğan'da bir rahatsızlık yarattığını gösteriyor. Ama bence orada bazılarının atladığı, bu yazıları kaleme alan meslektaşlarımızın da atladığı kanısındayım. Şöyle de bir husus var. Bir önceki bir başka yayında bununla değinmiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan liderliğinde yola devam ediyor. Ali Babacan bir parti kuruyor, Abdullah Gül desteğiyle. Ahmet Davutoğlu bir parti kurdu. Ama olay bundan ibaret değil. Bunlardan bunların dışında Babacan'la ve Davutoğlu ile birlikte hareket etmeyip ama çok ciddi bir şekilde rahatsız olanlar da var. Evet bunu Mustafa Yeneroğlu üzerine yaptığım yayında söylemiştim. Ee, orada e, tekrarlamıştım. Aslında üçüncü bir grup daha var. Bütün bu yaşananlardan rahatsız olan, parti içerisinde bir takım isimlerin öne çıkmasından rahatsız olan, örneğin Süleyman Soylu'nun öne çıkmasından ya da akrabalık ilişkisi sayesinde birilerinin, e, Cumhurbaşkanı'nın damadı ya da çocukları gibi öne çıkmasından rahatsız olan gruplar da var. Bunların Davutoğlu ya da Babacan'la, birlikte hareket etmeleri gerekmiyor. Belki bazıları bu kurulan ve kurulacak olan partilere yönelir. Bazıları şikayetlerini daha yüksek sesle e, içeride dile getirmeye devam ederler. Ama bütün bu olay bize gösteriyor ki bu artık Adalet ve Kalkınma Partisi gemisi ya da treni artık ne derseniz deyin artık yol almıyor, durdu ve şu anda e, insanlar kendilerine yeni gemiler ya da trenler inşa etmenin derdindeler ama hala süren iktidar da olduğu için e, Ak Parti'nin bir tren var ama bu trende Hollywood filmlerinde e, stüdyoda yapılan e, sahneler gibi yani e, hiçbir yere gitmeyen tren ama dışarıdan efekt olarak sallanan trenleri andırıyor bence evet yarın. E, daha olayın, Gelecek Partisi'nin siyasi yönünü ele alacağımız yayında buluşmak üzere. Ankara'dan şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.